Medya organı iki medya organı Amerika'nın önemli saygı medya organları Politico ve Newsweek nice bir enteresan haber paylaştılar. Bulgaristan'da birileri Putin'e ihanet etti diye yorumlanıyor bu. Çünkü Bulgaristan evet eski Sovyet paktı ülkesi. Fakat şimdiki Bulgaristan yönetimi yeni yönetim yeni hükümet Putin'e iyi geçinmeye çalışıyor. Onu söyleyeyim çok karşısında durmuyor. Fakat önceki hükümet tam tersi davranmış. Şimdi bazı detaylar çıkmış ortaya. Bulgaristan'da bir önceki hükümetin Ukrayna-Rusya savaşının başlarında Kiev'e gizli yardım teklifinde bulunduğu ortaya çıkıyor. Eski başbakan Kiril Petkov yayında bir yayında verdiği demeçte savaşın ilk aşamasında Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu cephanenin yaklaşık üçte birinin Bulgaristan'dan geldiğini tahmin ediyoruz ifadelerini kullanmış. Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu cephanenin yaklaşık üçte birinin savaşın ilk aşamasında yani Silah yardımları Bulgaristan üzerinden bir şekilde lojistik anlamda Bulgaristan üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılmış. İddialar Ukrayna Dışişleri Bakanı tarafından da kabul ediliyor. Newsweek ve Politico gibi yayın organları Putin yakın müttefiki tarafından ihanete uğradı başlığıyla haberleştiriyor. Politico dergisi de bu haber Avrupa Birliği'nin en fakir ülkesi Ukrayna'yı gizlice nasıl kurtardı başlığıyla yayınlıyor. Şimdi evet Putin'in Putin yakın müttefiki tarafından ihanete uğradı. Kim o yakın müttefiki? Bulgaristan. Ki o dönem Kiril Peskov, Petkov'da, Kiril Petkov'da yani Putin'le iyi ilişkiler kuran bir başbakandı ama gizliden gizliye de Ukrayna'ya silah gönderilmesinde ciddi bir katkı sağlamış. Bir lojistik destek vermiş Bulgaristan. Ciddi bir destek ve bu destek sayesinde savaşın ilk dönemlerinde Ukrayna bayağı bir rahatlamış cephanelik anlamında. Bunu bir ihanet olarak yorumluyor. Newsweek diğer yayın organı da Avrupa'nın en fakir ülkesi Ukrayna'yı gizlice nasıl kurtardı? Başlığıyla bunu paylaşıyor. Evet doğru. Bulgaristan ekonomik hacmiyle Avrupa'nın en fakir ülkesi diyebilir. Avrupa Birliği'nin. Yani zaten bu sadece Bulgaristan'da, Bulgaristan'da öyle, Sırbistan'da öyle, Hırvatistan'da öyle Efendim yani bu tür ülkeler kısmen Romanya'da biraz öyle yani bunlar ekonomik hacimleri bakımından Avrupa Birliği'nin en mütevazı ülkeleri. E, diğer büyük ekonomiler Fransa'dır, Almanya'dır, işte eski İngiltere vardı o yok artık, İspanya'dır, İtalya'dır bunlar dev ekonomiler. Yani her şey Hollanda hele hele. Ama bu ülkeler yanlarında tabii çok şey kalıyor, zayıf kalıyor. Bunu da vurgulayıp <laughs> vurgulamışlar ve Putin'e ihanet olarak da yorumlamışlar.